Herkese merhaba, ben Halil Cem. Müzik de Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine dikte çalışmaları yapacağız. Bugün farklı bir ton daha eklemiş olacağız. Daha doğrusu iki tane ton ekleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi fa majör, bir tanesi de re minör olacak. Bunların içinde esler de olacak, yani suslar da olacak. Yavaş yavaş artık işin içine susları da koyacağız. Farklı belki ritim kalıpları gelecek ama görmediğiniz bir ritim kalıbı yok. Onlarla beraber esler küçük küçük girmeye başlayacak. Şimdi nerede olduğunu söylemeyeceğim. Önce sizin bulmanızı isteyeceğim. Sonra da nerelerde ne olduğunu zaten sizlerle paylaşacağım ve göreceksiniz. İki dikte de yine iki dörtlük 8 ölçüden oluşuyor. Önce 8 ölçünün tamamını çalacağım. Daha sonra 2 ölçü 2 ölçü bölerek tekrar sizler için çalacağım. Bu la sesim. Bu da dikteye başlangıç sesim. Tekrar veriyorum. Bu la. Bu da başlangıç sesim. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalacağım. Bunu şöyle bulabilirsiniz. La 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 sol fa gibi bulabilirsiniz. Şu an çalıştığımız için veriyorum ama ileride dikte sınavları yaparken bunları tabi siz bulacaksınız. Şimdi ders olduğu için söylüyorum. Bu la, bu başlangıç sesi. 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Ölçünün tamamı bu şekildeydi. Notlarını alan arkadaşlar varsa alsın diye bekliyorum birkaç saniye. Evet, şimdi ilk iki ölçüyü çalarak başlıyoruz. Bu la, bu da başlangıç sesimdi. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum size. Dikkat edin, fa ile başlamıştık. Fa majör olabilir. Biterken de fa ile bitiyor. Fa majörse, ki fa majör zaten demin söyledim. Fa majör hangi değiştiricileri alır? Bunu unutmayın. Aldığı değiştirici fa majör olduğu için bu ton. Aldığı değiştirici neyse diktenin en başına onu yazmanız gerekiyor. Çünkü o değiştirici baştan sona, eğer ben çalarken natural göstermezsem, baştan sona o işaret olur. Mesela fa diyezse fa diyez, si bemol ise si bemol. Ne bileyim, başka değiştirici ise neyse o. Donanımın başına yazmanız lazım. Bu fa majör bir dikte. Söyledim zaten size. Fa majör dikte hangi değiştiriciyi alırsa donanımın başına onu yazmayı unutmayın. Tamam, ilk iki ölçü tekrar çalıyorum. Bu la. Bu da başlangıç sesi. İlk iki ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü bir daha çalıyorum. İlk iki ölçüyü çalıp 3-4'e geçiyorum. Üç dördü tekrar çalıyorum tek başına.
3 4'ü bir daha tek başına çalıyorum. Üç dördü çalıp 5-6'ya geçiyorum. Beş altıyı tek başına çalıyorum. Beş altıyı bir daha tek başına çalıyorum. Beş altıyı son kez tek başına çalıyorum. Beş altıyı çalıp 7-8'e geçiyorum. Yedi sekizi tek başına çalıyorum. Yedi sekizi tek başına çalıyorum. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum ve diktemizi bitiriyoruz. Bu la başlangıç sesim buydu. Fa olduğunu söylemiştik zaten. Fa majördü. Onlara dikkat ederek yazdığınızı düşünüyorum. Tamamını çalıyorum. Ekranda da göreceksiniz. Ölçünün tamamı bu şekildeydi. Umarım doğru yapmışsınızdır. Hatalarınız olabilir. Hatalarınız varsa da bunu kafaya takmayın. Çünkü yeni bir ton yazıyoruz. Gördüğünüz gibi fa majör olduğu için dik donanımın başına ne yazmamız gerekiyor? Yani diktenin başına ne yazmamız gerekiyordu donanıma? Si bemol yazmamız gerekiyor. Fa majör çünkü si bemol alıyordu. Majör tonlar, minör tonlar, hangi değiştiricileri aldığını bilmiyorsanız hangi tonların yukarı kartları bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hangi tonların hangi değiştiricileri aldığını o dersimden izleyebilirsiniz. Fa majör, si bemol değiştirici alıyordu.
Şimdi başlayacağız. Şimdiki yazacağımız da re minör bir ton olacak. Re minör de fa majörün ilgili minörü. Bir majör ton hangi değiştiriciyi ya da hangi değiştiricileri alıyorsa minör ton da aynı değiştiricileri alır. Yani re minör de si bemol alıyor. Yani bunu da donanımın başına yazmanız gerekecek şimdi. Re minör bir dikte yazıyoruz. Bunu söylüyorum ama sınavlarda bunlar söylenmeyecek. İşte bunu siz bulacaksınız. Karar sesse, biten ses, bulduğunuz ses o tonu veriyor. Mesela demin fa'da bitti. Bu fa majör demiştim zaten. Fa'da bittiyse ya fa majördür ya fa minördür. Majör mü minör mü olduğunu da işte o yazdığınız dikte içindeki değiştiricilerden onu sizin anlamanız gerekecek. Onları da bu kadar ne kadar çok dikte çalışırsak, ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok çabuk kavramış olacaksınız. Ama şimdi ders yaptığımız için ben size söylüyorum bunları. Şimdi yazacağımız re minör yine 2 dörtlük 8 ölçü tamamını çalıyorum. Bu la. Bu da başlangıç sesim. Başlangıç sesim re. La re. Şimdi tamamını çalıyorum 8 ölçünün. Tamam bu şekildeydi. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum size. La. Başlangıç sesim bu. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Bir ikiyi bir daha çalıyorum. Bir ikiyi son kez tek başına çalıyorum. Sonra bir ikiyi çalıp üç dörde geçeceğim. Şu an tek başına çalıyorum bir ikiyi. Bir ikiyi çalıyorum, üç dörde geçiyorum. Üç dördü çalarken bir şeye dikkat etmişsinizdir. Videonun başında söylemiştim. Üç dördü tek başına çalıyorum. Üç dördü son kez tek başına çalıyorum. Üç dördü çalıp beş altıya geçiyorum.
5-6'yı tek başına çalıyorum. Beş altıyı son kez tek başına çalıyorum. Beş altıyı çalıp 7-8'e geçiyorum. Yedinci ölçüde de ufak bir şey vardı. Videonun başında söylediğim gibi. 7-8'i tek başına çalıyorum. Yedi sekizi son kez tek başına çalıyorum. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum ve siz de ekranda görüyorsunuz, kontrol edeceksiniz. Bu la başlangıç sesim buydu. 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Evet. 8 ölçünün tamamı da bu şekildeydi. Umarım bunu da doğru yapmışsınızdır. Dediğim gibi donanımlara yazmayı, donanımın başına yazmayı, aldığı değiştiricileri unutmayın. Bittiği ses re ise ya re minördür ya re majördür. Bittiği ses fa ise ya fa majördür ya fa minördür. Onun için de o tonların hangi değiştiricileri aldığını dediğim gibi kartlara bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Sadece onlar değil. Bütün tonların aldığı değiştiricileri nasıl bulacağınızı oradan anlattım. O dersten izleyerek bunları sağlayabilirsiniz. Eğer sormak istedikleriniz varsa onları aşağı yorumlar kısmına yazın ya da ne kadar doğrunuz ne kadar yanlışınız var onu da yazın. Bu arada bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız size faydalı oluyorsa, sizin işinize yarıyorsa bana destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Videoyu beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu arada sizler için de bir web sitesi açtık. Onu da söylemiş olayım. www.müzikteorim.com. Orada üniversitelerin sınav tarihleri açıklandıkça, sınav kılavuzları açıklandıkça biz de oradan duyuracağız. Onun için oraya ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Bizim sitemiz sadece işi olanlar gelsin istediğimiz için de ücretsiz bir üyelik yaptık. Orada forum bölümünde istediğiniz başlığı açabilirsiniz, istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bizim açmış olduğunuz başlıkları görüp onlara yorumlar yazabilirsiniz. Aynı zamanda benim blog yazılarım da var merak ettiğiniz konularla ilgili. Oradan blog yazılarımı da okuyabilirsiniz. Dediğim gibi bana destek olmak için de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Herkese kolay gelsin, iyi günler, iyi çalışmalar.